Herkese merhaba. Bugün Taiichi Ono'nun yazmış olduğu Toyota Ruhu isimli kitabı inceleyeceğiz. Toyota Ruhu isimli kitapta Taiichi Ono Toyota üretim sisteminin çıkışını e, Chi, Toyota üretim sisteminin babası olarak bilinir ve sistem nerelerden geliyor, neden Toyota üretim sistemi oluştu bundan bahsediyor. Toyota üretim sisteminin ortaya çıkmasında yaşanan zorluklardan bahsediyor. Özellikle e, çalışan kesimden, mavi yaka dediğimiz kesimden gelen direnç, daha sonrasında Toyota'nın tedarikçi firmaları, bunların yaş yaptıkları sıkıntılar, bunlardan bahsediyor ve Toyota üretim sisteminin dünyada neden e, petrol krizinden sonra ...dikkat çekmeye başladığını anlatıyor. Yani Justin Time ve Jidoka felsefelerinin temeli taştığını oluşturduğu... ...Toyota üretim sistemi 1950'lerden beri Toyota'da uygulanırken... ...1970'lere kadar dünya piyasasının dikkatini çekmiyor. Ne zaman ki Japon otomobilleri Amerika'da... ...Amerikan otomobillerine yani Ford otomobillerine karşı bir üstünlük elde etmeye başlıyor... ...daha sonra Amerikalılar, sonrasında Avrupalılar bu üretim sistemini incelemeye başlıyorlar. Japonya'da neler oluyor bunlara bakmaya başlıyorlar. Tabi bu süreçte Toyota normalde bir tekstil firması. Toyota'nın kurucu başkanı Amerika gezisinden sonra otomobil çağının başladığını ve artık otomobil üretmeye başlamaları gerektiğini söylüyor. Ama bir tekstil firmasının tabi otomobil üretmeye başlaması için bir hedef koyuyor. 3 yıl içinde Amerika gibi otomobiller üreteceğiz. Yani Amerikalılar geçmemiz gerekiyor. Ve bu düşüncenin temelinde e, ürettikleri makineleri de kendileri üretmeleri gerektiğini söylüyor. Çünkü o dönemde Japonlar hiçbir şey üretemeyen kalitesiz mallar üreten insanlar olarak olarak görünüyor. Bunu önlemeliyiz diye düşünüyor Toyota'nın kurucusu. Ve 3 yıllık bir çalışma sonrasında büyük e, Japonya'da yaşanan büyük bir depremde e, Toyota'nın arabalarını yani ulaşımı sağlamak için Amerikan arabalarını getirmesi ve bu yılın 10. yılında Toyota ilk arabasını üretiyor. Ve bu süreçten sonra tabi petrol krizinde 1970'lerde yaşanan petrol krizinde Amerika sıkıntı yaşamaya başlıyor. Duru bir ekonomi ve kitle üretiminin zararlarını çekmeye başlıyor. Maliyetlerdeki fazlalığın. Toyota o süreçte çok daha ucuza Toşok'ta kullanışlı arabalar üretmeye başlıyor. Ve bu sistemi incelemeye başlıyorlar. Ve Toyota üretim sistemi dünyaya yayılıyor bu süreçten sonra. Tabi Türkiye'ye gelmesi baya uzun bir zaman alıyor. 1990'larda Türkiye bu sistemi incelemeye başlıyor. Ki hala ülkemizde yeni bir trend halinde yalın üretim. Yani Toyota üretim sisteminin bir nevi Avrupalılar tarafından bu üretim sistemine Toyota üretim sistemi demeyelim. Onların üstünlüğünü kabul etmeyelim de bir üretim sistemi ismi verelim. Dedikleri yalın üretim sistemi diyebiliriz. Yani çıkış noktası Toyota'dır. Bu üretim sistemi şu anda ülkemizde e, uygulanmaya çalışılıyor. Tay çoğunu bu kitabında yani Toyota üretim sisteminin çıkışını ve ana hatlarıyla anlatmış. Çok kısa bir kitap yani 200 sayfalık hemen hemen bir kitap. E, yani bir Temel oluşturuyor diyelim, bir farkındalık oluşturuyor ve bir öğrenme heyecanı katıyor. Toyota neler yapmış, Toyota üretim sisteminde neler yapılmış bir öğrenme heyecanı katıyor. Biraz ağır bir kitap diyebiliriz ama yani Toyota üretim sisteminin ve Justin Time'ın in anlaşılması açısından güzel bir kitap. Herkese tavsiye ederim yani bu işe başlayacak arkadaşlar da bu kitabı kesinlikle okumalı diye düşünüyorum. İyi günler.